6 yıl yaklaşık 1 aydır rekora doymuş. Her zaman bir önceki rekorunu egale ediyor. Yeni yeni rekorlara koşuyor. Şu anda da orta vadede bunun yeni rekorlara gebe olduğu görüntüsünü de veriyor. Çünkü dünyada pandemi tehlikesi hala bitmedi. Devam etmekte, hatta artarak devam etmekte. Bunların da ekonomileri, özellikle gelişmiş ülke ekonomilerini, dünyanın bu ticari yoluna yön verenleri, ülkeleri olumsuz etkileyeceği apaçık ortada. Bu nedenle dünyadaki genel olarak bütün ekonomik hareketler altındaki ivmenin yukarı doğru seyredeceğine işaret etmekte. Yanı sıra dünya genelinde faizlerin de düşük olması, doların değer kaybediyor olması, euro karşısında, bunlar da yine güvenli liman olarak görülen altına yönlenmeyi arttırmaktadır. Bu da paralel olarak Türkiye'de de aynı hareketleri ve ivmeyi görmekteyiz. İster istemez Türkiye'de de altın fiyatları yukarı doğru hareketlendi. Hatta dün 465 lira olan fiyat bugün 480 lira gibi 15 lira gramda bir artış gösterdi. Bunun daha da fazla artacağı kanaatindeyiz. Yani bu az önce de söylediğim gibi orta ve kısa vadede 500 lirayı 550 lirayı görecek gibi duruyor. Yılbaşına da 550'nin üzerinde 600'e yakın bir rakama oturması beklenmekte. Maalesef o vatandaşlarımız gibi esnafımızın içinden de bazı yanılan arkadaşlarımız oldu. Elinde yüklü parayla bekleyenler, altına girmeyip düşecek düşüncesiyle bu şekilde davranan arkadaşlarımız oldu ama ciddi kayıplara uğradılar. Vatandaşlarımız için de şu anda az önce de söylediğim gibi bir düşme hareketi veya düşme gerekçesi görünmüyor tabii. O nedenle uzun vadede belki fiyatlarda bir gerileme olabilir ama bu ne kadar, bir sene sonra mı, iki sene sonra mı bilmiyoruz. Ama düşme ihtimali çok zayıf. 380 liradan 150 liraya veriyoruz. Ne bu elinde çok güzel. İşe yaramadı. İtibarı burada. Cevahir burada. Nermin Hanım, siz ne kadar dediniz? 1240.